Çok teşekkür ederim. İnşallah sesim ve görüntüm iyi geliyordur. Ufak tefek sorunlar yaşanabiliyor çünkü bu tür sistemlerde. Gayet Ben de net geliyor, ses bağlanırken geliyor. tamam, çok güzel. Ben de bağlanırken biraz sıkıntı yaşadım ama daha sonra doğrudan browser üzerinden, tarayıcı üzerinden bağlanınca sorun çözüldü. Ayrı uygulama kullanmaya çalışıyordum. Yani burada tabii şunu da ifade etmek lazım. Bu tür sistemlerde insanlarımız artık hani birkaç saniye içinde bir tepki alamazsa veya istediğini yapamazsa o şeye kapılıyorlar. Olumsuz düşüncelere kapılıyorlar. Benzer şey bizim başımıza geldi. Uzaktan eğitime, malum EBA sistemi üzerinden başladığımız günlerde bir anda yoğunluktan tüm kullanıcılar bir yavaşlamayla karşılaştılar. Ve bu 1-2 saat süren bir şeydi ama ondan sonraki aylar boyunca bu sürekli konuşuldu. Bundan biz bir türlü kurtulamadık daha sonra. Üzerimize yapıştı bu EBA çöktü söylemleri ama gerçekten teknoloji burada çok belirleyici olabiliyor. Ben şimdi genel olarak biraz bilgi vermek istiyorum, bilgi paylaşmak istiyorum. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim teknoloji alanında özellikle bu pandemi döneminde öncesinden başlayan çalışmalarımızı nasıl sürdürdük ve geleceğe nasıl bakıyoruz? Bundan sonrası için ne yapacağız? Bunlarla ilgili biraz bilgi paylaşmak istiyorum. Şeye baktım, bugünkü oturumlardaki sunum başlıklarına gerçekten bizim yapmak istediğimiz işlerle de çok ilgili sunumlar var, başlıklarından anlayabildiğim kadarıyla. Öncelikle tabii şunu söylemek lazım. Bakanlık olarak hocalarımız çok güzel ifade ettiler açılış konuşmalarında. Biz buna bu şekilde bir hazırlığımız yoktu. Yani eğitim sistemimiz uzaktan eğitimi bir yardımcı materyal veya işte bir yardımcı kanal, öğrenme kanalı gibi kullanıyordu ve biraz isteğe bağlı kullanılan bir konumdaydı. Ama pandemi başladıktan sonra bu tamamen öğrenmenin ve eğitim öğretimin ana kanalı ve tek kanalı halde geldi. Burada mesela şu örneği verebiliriz. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak 50 binin üzerinde, 55 bin civarında okulumuz var. Buna özel okulları da eklersek sayı daha da fazla artıyor. Şimdi bu kadar sayıda okul varken biz uzaktan eğitime televizyon kanalları üzerinden geçince bir anda tek bir okula dönüştü bunların. Hepsi tek bir okul haline geldi. Ve bir farklılık daha oldu aslında. Uzaktan eğitim kanalları evimizin içine geldi. Sadece çocuklara değil, onların ailelerine, velilerine de bir anda erişiyor olduk ve onlar da okula dahil oldular. Yani tamamen farklı bir ortamda ve senaryo altında eğitim, öğretim faaliyetleri, öğrenme faaliyetleri devam etmeye başladı. Tabii bunu erişimi en fazla yapabilmek için, herkese erişebilmek için, fırsat adaleti sağlamak için yaptık. Ama ilerleyen süreçte internet platformumuzun altyapısını ve içeriklerini de geliştirdiğimiz noktada televizyona paralel olarak internet üzerinden de öğrenme imkanlarını açtığımızda bu iki kanallı bir şeye gitti. Yani EBA platformumuzu biz önceki döneme kıyasla 10 kattan hatta belki de 20 kattan fazla kapasitesini artırdık. Anlık kullanıcı sayısı anlamında söylüyorum. Daha sonra buna bir de şu anda kullandığımızın benzeri işte Zoom'dan bahsedildi, hocalarımız bahsettiler. Öğretmenle öğrencinin canlı etkileşimde bulunması, ders yapabilmesi için canlı ders sistemini de ekledik. Dolayısıyla üç kanallı bir aslında öğrenme şu anda sistemi devam ediyor. Yani televizyon kanalları bizim öğrencinin ve öğretmenin interaktif ama canlı yani senkron faaliyette bulunmadıkları EBA platformumuz ve EBA canlı ders sistemi dediğimiz senkron yüz yüze uzaktan eğitimlerin yapıldığı sistemler. Şimdi uzaktan eğitime malumunuz 23 Mart'ta başladık. Bugüne kadar veya yılbaşına kadar diyelim, bu yılın başına kadar gerçekleşen uzaktan eğitim faaliyetleriyle ilgili biraz ben sizlerle rakamları da paylaşmak istiyorum. Ne seviyede faaliyet yürüttük? Bahsettiğim bu üç kanalda örneğin toplam 23 Mart'tan 31 Aralık'a kadar veya 1 Ocak'a kadar 10.281 saat yayın yapmışız. Ve bu yayınların içerikleri
pandemi sonrası oluşturuldu. Yani önceden elimizde hazır bir içerik yoktu. Buna hazırlanmamıştık. Burada öğretmenlerimizden bahsedildi. Bu sürecin kahramanları dendi. Gerçekten doğru. Öğretmenlerimiz canla başla ve pandemi koşulları altında bu içerikleri zamanla yarışarak geliştirdiler. Biz tabii onlar için bu altyapıları sağladık ama asıl işi onlar yaptılar. Onları tekrar tebrik etmek istiyorum. Şimdi bu 10.281 saat yayının nasıl hayata geçirildi? 13 ayrı stüdyoda biz bunları hızlı bir şekilde ürettik. Bir taraftan şeyden bahsettim, EBA platformumuzdan. Burada baktığımızda kullanım ne kadar oldu diye çok üst seviyede bir kullanım var. Yine aynı dönemde yani Mart'tan yıl sonuna kadar olan dönemde 15 milyara yakın kez bu sitede kullanıcıların tıklama yaptığını görüyoruz. Kaç tane öğrenci aktif olarak bunu kullandı, kaç farklı öğrenci diye baktığımızda 14 milyona yakın öğrencinin bu sistemi aktif olarak kullandığını, yine öğretmenlerimizin tamamının yani %100'ünün, 1 milyonun üzerindeki öğretmenin bu sistemi aktif olarak kullandığını raporlarımızda görüyoruz. EBA platformunun içinde biz ikinci bir sistem daha hizmete sunmuştuk. Bu pandeminin hemen öncesinde. Bu da üniversite sınavına hazırlanan 11-12. sınıf öğrencileri için olan bir sistem. EBA Akademik Destek Sistemi dediğimiz. Buna baktığımızda burada da 2 milyona yakın bir öğrencinin aktif olarak bu sistemi kullandığını, yine 250 bin öğretmenin bu sistemi kullandığını görüyoruz. Üçüncü uzaktan öğrenme ayağımız diyebileceğimiz EBA canlı ders sistemi. Buradaki gerçekleşmelere baktığımızda da 23 Mart'tan yılbaşına kadar 128 yaklaşık 128 milyon ders yapıldığını görüyoruz. Yani şu anki oturumun 128 milyon adedini düşünün ve her birine işte sınıftaki öğrenciler ve öğretmen katılıyor. Bu gerçekleşmiş. Şimdi biz bu istatistikleri her hafta yayınlıyoruz. Şimdi ben verdiklerim yılbaşıydı. Ondan bir hafta sonra biz yenilerini de yayınladık. En güncellerini web sitemizde görmek mümkün. Tabii işin bir de erişim tarafı var. Yani fırsat adaletini sağlayabilmek için bu teknolojilere ve bu altyapılara çocuklarımızın erişimi olması lazım. Televizyon büyük ölçüde erişimi var herkesin. Ama tabii hocalarımız da az önce bahsetti. Bir anda ev okula dönüşünce ve işte evde okul çağında aynı anda birden fazla 2-3 çocuk veya daha fazla çocuk olduğunda televizyona erişim bile sıkıntılı hale gelebiliyor. Ama asıl sorunumuz internet ve tabii gereken cihazlara erişimdi. Burada da öncelikle en dezavantajlı çocuklarımıza hizmet edecek, hiçbir şekilde interneti ve bilgisayarı veya cihazı olmayan çocuklarımıza hizmet edecek EBA destek noktalarını devreye soktuk. Az önce değerli il müdürümüz de bahsetti. Şu anda 14.500 civarında bu amaçla hizmet veren, çoğunluğu okullarımızda olan ve COVID ortamına uygun olarak tasarlanmış merkezlerimiz var. Burada bu faaliyetleri yürütebiliyor çocuklar. Yine sayısı 160'ın üzerinde mobil araçlarımızla çok daha uç noktalara erişebiliyoruz. Ondan sonra yapılan iş ise hükümetin kararı uyarınca 500 bin, ilk etapta 500 bin öğrenciye uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet ve internet hattı verilmesiydi. Bunu da başlattık. Şu anda 300 binin üzerinde tableti dağıttık ve bu ay sonuna kadar da 500 bini tamamlayacağız. Hatta bu sayının da üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Burada tabii böyle bir uzaktan eğitim seviyesindeyiz rakamlara baktığımızda. Ama bunun tabii ki niteliğini arttırmak her zaman için mümkün ve biz bunun için çalışıyoruz. Yani içerideki platformlarımızdaki içerikleri, bunların işlevselliklerini artıracak arayışlarımız sürekli devam ediyor. Burada da ekosistem paydaşları dediğimiz çok değerli bugün de aramızda olan üniversite
lerdeki akademisyenlerimiz, üniversitelerdeki eğitim fakülteleri, ilgili diğer fakülteler ve bölümler, bu alanda çalışan özel sektör kuruluşları, girişimciler ve kullanıcılar, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, bunların tamamını içine alan bir ekosistem yaklaşımı ile hareket ediyoruz. Bunu tabii sistematik olarak yapabilmek üzere de aslında çok önemli bir proje başlattık. Dünya Bankası'nın da desteğini alarak. Burada altyapıya ve işte bu anlattığım uzaktan eğitim sistemlerini teknik olarak güçlendirmeye yönelik bileşenler var. Ama asıl en önemli bileşeni bu projenin güvenli ve kaliteli bir uzaktan eğitim sistemi için, aslında sadece uzaktan eğitim demeyelim buna, biz yeni eğitim sistemi diyebiliriz. Çünkü buradaki öngörü yüz yüze öğrenmeyle uzaktan öğrenmenin birbirini bütünleyeceği bir harmanlanmış öğrenme sistemine geçmek önümüzdeki dönemde. Covid sonrası dönemden aslında bahsediyoruz. Böyle bir sistem için gereken içerikleri ve eğitim teknolojilerini sağlayacak ekosistemin çalıştırılması, bunun desteklenmesi, buna yönelik önemli faaliyetleri aslında başlattık şu anda. Ne yapacağız bu kapsamda? Bir kere bir kümelenme oluşturmak istiyoruz. Yani bu ekosistem paydaşlarının bir arada çalışıp bir sinerji yaratabileceği bir kümelenme. Yine bir ODTÜ Teknokent'in içinde bir merkez kurmak için çalışmalara başladık. Bunun adını da hocam M ile biten kelimeler demişti. Bu da kısaltması M ile bitiyor. Etkim dedik. Eğitim Teknolojileri, İnovasyon ve Kuluçka Merkezi. Şimdi ülkemizde eğitim teknolojileri alanında çalışmalar var, çok değerli çalışmalar var. Fakat bunun daha fazla olmasını istiyoruz biz. Ve bunun da bir merkezde, bir odakta toparlanmasını ve işte en büyük kullanıcı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın da ihtiyaçlarına uygun bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. Biz de burada bir katalizör görevi görmek istiyoruz açıkçası. Bu ekosistemin daha sistematik ve kurumsal bir şekilde ilerlemesi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Benim genel olarak söyleyebileceklerim bunlar. Yani bizim tabii hedefimiz, dediğim gibi, Covid sonrası döneme hazırlıklı olmak aslında. Şu anda önemli bir aslında bence başarı elde ettik. Yani Covid'le mücadele anlamında, eğitim alanında. Bunu iyi kötü sağladık diye düşünüyorum, ama asıl bundan sonrasını biz şu anda düşünerek ona yönelik bir hazırlık yapıyoruz. Altyapılarımızı bu harmanlanmış eğitim veya öğrenme sistemine cevap verebilecek kapasite getirmeye çalışıyoruz. Yani aynı anda 5 milyon kullanıcının örneğin platformumuzu rahatlıkla kullanabilmesini istiyoruz. Buna yönelik çalışmalarımız var. Çok daha gelişmiş yeni teknolojileri, ki şu anda da birçok aslında ileri teknolojiyi platformumuzda kullanıyoruz. Yani burada akıllı sistemler, yapay zeka destekli işte sohbet robotları, içerik öneren arkada akıllı algoritmalar veya çocuklarımıza, üniversiteye hazırlanan, sınava hazırlanan çocuklara çalışma stratejileri öneren algoritmalar vesaire, bunlar var. Bunları kullanıyoruz, ama bunu daha da ilerisine hedefliyoruz. Ve fırsat adaleti, burada dezavantajlı öğrencilerimizin de, yani özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin de kullanabileceği türden erişilebilir içerikler, bunlara yönelik teknolojiler üzerinde çalışmayı hedefledik. Bu merkezden bahsettim. Onun içinde bir laboratuvar da kuracağız. Bunun ismine Profesyonel Öğrenme Laboratuvarı dedik. Burada da yeni nesil içeriklerin, yeni eğitim teknolojilerinin test edileceği, deneneceği veya aynı zamanda da geliştirileceği bir laboratuvar olacak. Bu tür organizasyonları da çok önemli buluyorum ben. Biz de geçen sene yapamadık pandemiden dolayı. Eğitim Teknolojileri Zirvesi düzenliyoruz her yıl. İnşallah bu sene yapacağız. Ve bu benzeri oturumları yapıp çeşitli tarafları burada fikirlerini sunmaya imkan vermeye çalışıyoruz.
Düzenleyen kuruluşlara ben çok teşekkür ediyorum. Düzenleyen ve destekleyen, başta üniversitelerimiz olmak üzere, sivil toplum örgütleri, öğretmenlerimiz gerçekten çok dinamik bir camia. Ben herkese teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak da bundan sonra elimizden geldiğince burada bir destekleyici rolü oynamayı hedefliyoruz. Başarılı bir çalışma olmasını diliyorum bugünkü çalışmanın da. Sonuçlarını da merakla bekliyorum. Çok teşekkür ederim.